Herkese merhabalar Mavi Kadın izleyicileri. Bir pandemi bitti, evlerimizden çıktık, maskeleri attık derken bir yenisi kapıda mı diyorduk ki gelmiş bile. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamayı yaptı ve Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü söyledi. Peki maymun çiçeği nedir? Aslında birkaç aydır adını duyuyoruz çünkü ilk olarak 4 Mayıs'ta Londra'da ortaya çıktı. Ardından bir ay kadar kısa bir sürede de 30'dan fazla ülkede görüldü. Fakat ülkemizde henüz olarak yoktu. Bugün itibariyle, bugün tarihler 30 Haziran 2022'yi gösterdiğinde ilk maymun çiçeği vakasıyla karşı karşıyayız. Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi. Hastamızın bağışıklığı düşük ve temaslarını tespit ettik. Bildiğiniz üzere maymun çiçeği solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor dedi. Şimdi ben de sizlere maymun çiçeğinin ne olduğundan, belirtilerinden ve nasıl korunmanız gerektiğinden kısaca bahsedeceğim. Maymun çiçeği aslında yeni bir hastalık değil. İlk olarak 1958'de adından da belli olacağı üzere maymunlarda görülüyor. Hastalık o zamanlar sıklıkla Afrika kıtasından diğer kıtalara ya enfekte olan hayvanlar ya da insanlar yoluyla geçiyordu. Şimdi maymun çiçeğinin belirtilerine gelecek olursak belirtilere baktığımızda aslında koronavirüsle aynı belirtileri görüyoruz diyebiliriz. Ateş, baş ağrısı, yorgunluk, vücut ağrıları, lenf bezlerinin şişmesi bu ilginç bir belirti. Bu tarz belirtileri maymun çiçeğinde görüyoruz. Bu belirtiler virüsle temas ettiyseniz temasınızdan 6 ile 13 gün sonrasında ortaya çıkıyor. Peki Sevde, biz maymun çiçeğini su çiçeği ve kızamıktan nasıl ayırabiliriz diyecek olursanız lenf bezlerinin şişmesi semptomundan bahsetmiştim. Bu semptom iki hastalıktan da maymun çiçeğini tamamen ayırıyor. İlk önce ateş başlıyor. Ateşin ardından, yani ateşten 1-3 gün sonra ciltte döküntüler olmaya başlıyor. Ardından ciltte lezyonlar oluşmaya başlıyor ki bu lezyonlar da aslında fotoğraflarda gördüğünüz lezyonlar. Bunlar vücudunuzun çeşitli yerlerinde oluşabilir. Zamanla su topluyorlar, ardından da kabuk bağlıyorlar. Hastalığı belki kolayca atlatabilirsiniz ama eğer bağışıklık sisteminizi güçlü tutmazsanız her hastalıkta olduğu gibi maymun çiçeği de sizi fazlasıyla etkileyecektir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ne de kırmızı alarm verilmiş durumda ve maymun çiçeği için herkesin aşı olması talebinde bulunuluyor. Amerika gerçekten bu konuyu ciddiye alıyor. Şimdi nasıl bulaştığına gelecek olursak, bu virüs insana ya enfekte olmuş bir hayvandan ya da enfekte olmuş bir insandan, ama kilit nokta şu ki virüs bulaşmış cansız nesnelerden de bulaşabiliyor. Evinize birisi geldi, bu akrabanız, arkadaşınız, her neyse, ve maymun çiçeği virüsüne sahip o anda. Ve siz ona çarşaf, havlu vesaire veriyorsunuz, kullanıyor. Ardından o cansız nesnelere de virüs bulaştıysa sizlere bulaşma ihtimali var. Peki Sevde, Covid-19 gibi solunum yoluyla bulaşma ihtimali var mı derseniz cevap evet, ama hemen korkmayın. Virüsün insandan insana bulaşırken solunum yoluyla bulaşmasındaki en net etkenin büyük solunum yolu damlacıkları olduğu düşünülüyor. Biz Covid-19'da küçük damlacıklarla da bulaştığını görüyorduk ama maymun çiçeğinde böyle bir durum yok. Bu yüzden de uzmanlar diyor ki Covid-19 kadar büyük bir pandemi olmayabilir. Ama tabii ki şunu düşünüyorum, her gün metrobüse biniyoruz, otobüse biniyoruz, insanlar her yere dokunuyor, içinde hasta olmuş olanlar olabilir. O yüzden kolonyanızı hala yanınızda taşımanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi en önemli konulardan biri, tabii ki ülkemizde bir maymun çiçeği vakası söz konusu, ama korunmak mümkün. Nasıl korunacağız arkadaşlar? Şöyle, eğer ki semptomları olan biri varsa lütfen dikkat edin. Covid-19 vakalarında da çok gördük bunu. Öksürüyor ama ben garibim falan diyor. Öylelerinden uzak durun arkadaşlar, korunmak amacıyla. İkinci olarak, et yerken iyi pişmiş olmasına dikkat edin. Hayvanlarla, özellikle de ölmüş hayvanlarla temastan kesinlikle uzak durmalısınız. Genellikle hayvandan insana geçen bir hastalık olduğunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Ama yine de semptom gördüğünüz bir kişiden de kesinlikle uzak durun. Umuyorum ki Covid-19 pandemisi gibi bir pandemi yaşamayız ve maymun çiçeğini kolaylıkla atlatabiliriz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Mavi Kadın kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.